Türk sinemasının acı kaybı, bir dönem Yeşilçam sinemasına damga vuran usta oyuncu Tarık Akan bir süre önce kansere yakalanmıştı ve bu gece itibariyle Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bugün saat 00:51'de hayatını kaybettiğini belirtti hastaneden yapılan açıklamada ve Doğan Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada. Tarık Akan 66 yaşındaydı. Bir süreden beri akciğer kanseriyle savaşıyordu. Durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Ama bunun öncesinde geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmıştı. Durumumun iyi olduğunu belirtmek istiyorum demişti. Ve şimdi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın hayat hikayesine önce bir bakalım. Bendeniz Ferit Eken. Kendisine damat Ferit deriz. Ey Allah'ım. Ula bula benim kardeşimi buldun öldürecek. Yol, ha babam sınıfı, canım kardeşim, sürü, pehlivan, maden, kaçak, ah nerede, mavi boncuk, bizim aile, sev kardeşim, baraj, çapkın hırsız, Emine, acı dünya, delisin. Yavaş ol be. 66 yaşında yaşamını yitiren Tarık Akan, 21 yaşında ilk kez kamera karşısına geçti. İzleyicinin beğenisini, saygısını kazandı. Geride kalan 45 yılda rol aldığı yüzün üzerinde filmle Türk sinemasına damga vurdu. Hayat verdiği tüm karakterler hafızalarda yer etti. Başarısı sınırları da aştı. Avrupa ve dünya sinemasının saygısını kazandı, ödüller aldı. Allah'ım, öldüm de cennete mi gittim yoksa rüya mı görüyorum? Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan Tarık Akan makine mühendisiydi. Ama bu işi hiç yapmadı. Sonrasında gazetecilik bölümünü de bitirdi. 1970'te 21 yaşında Ses Dergisi'nin oyunculuk yarışmasında birinci oldu. Kimilerine göre Türk sinemasının gördüğü en yakışıklı isimdi. 1971'de Emine filmiyle sanat yaşamı başladı. Bir gün sana karşı bir hata işlersem tabancanı çekip beni vurmakta tereddüt etme. İki yıl sonra Suçlu filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 1973'te Halit Akçatepe ve Kahraman Kral'la oynadığı Canım Kardeşim'le çaresizliği, yoksulluğu anlattı. Yoksulluğa isyan etti. Canım Kardeşim, Yeşilçam tarihinin en iyi filmleri arasına girdi. Kanını satarak kardeşine bir yemek yedirdi diye istersen astır beni. Hadi durma. Tarık Akan'ı toplumun tüm kesimlerine tanıtan filmse 1975'te vizyona giren Ha Babam Sınıfı oldu. Filmde damat Ferit karakterine hayat verdi. Senaryosu, müziği, oyuncu kadrosunun zenginliğiyle öne çıkan Ha Babam Sınıfı gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında gösteriliyor. Oku Yahya Kemal'in Sessiz Gemisini. Yanlışınız var hocam. Sessiz Gemi'yi Hümeyra okuyor. Yahya Kemal diye bir şarkıcı yok. Akan'ın sonraki yıllarda Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Delisin gibi filmler romantik komedinin en iyi örneklerindendi. Tarık Akan bu yıllarda giyinişi, tarzı, yakışıklılığıyla Yeşilçam'ın cici çocuğuydu. 1977'de tarzını değiştirmeye başladı. Çalışanların hakkını arayan bir isimdi artık. 1978'de Cüneyt Arkın'la oynadığı Maden filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yahu başkan, biz koyun muyuz ya? İkide bir kandırmışlar deyip duruyorsun. 1979'da Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmi Unutulmazlar arasına girdi, iz bıraktı. Tarık Akan bu filmle Melike Demirağ, Tuncel Kurtiz'le başrolü paylaştı, bir kez daha en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Berivan hastadır. Ölsün. Benim bu kadar kardeşim öldü. 12 Eylül 1980 darbesi Tarık Akan'ın hayatını da alt üst etti. Yargılandı, hapse girdi, çok zor günler geçirdi. Tutuklu kaldığı dönemi Anne Kafamda Bit Var kitabında anlattı. 1982'de Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in yönettiği Yol filminde Seyit Ali karakterine hayat verdi Tarık Akan. Film gelmiş geçmiş en iyiler arasına girdi. Bu başyapıt Cannes Film Festivali'nde de en büyük ödül olan Altın Palmiye'yi kazandı. Zine! Zine uyan! Uyan! Bu başarı Türkiye içinde bir ilk oldu. Türk sineması farklı bir kapı açtı. Tarık Akan sonraki yıllarda da birçok filmde rol aldı. Bir Avuç Cennet'le yurt içi ve yurt dışında ödüller aldı. Nurseri İdiz'le başrolü oynadığı Karartma Geceleri Türk sinemasının klasikler arasına girdi.
1990'lı yıllardan itibaren sinemada daha az görünmeye başlayan Tarık Akan dizilerde rol aldı. Bak, hepsinin üstesinden geleceğiz Deniz. Yeter ki sen bana inan. İnanıyorsun değil mi? Son olarak 2009'da Şerif Sezer'le birlikte Deli Deli Olma filmiyle izleyiciyle buluştu. Bu filmde oğlu Barış Zeki Üregül babasının gençliğini oynadı. Benim biraz param vardır. Hem de iyi paradır. Üç çocuğu olan Tarık Akan, toplumsal mesajları içeren filmleri gibi gündelik hayatta da ülkenin sorunlarına sessiz kalmadı. Bazen bir yürüyüşte, bazen bir toplantıda düşüncelerini paylaştı, hep açık sözlü oldu. Onların közü bilinçlendirmeye çalışıyor.